Evet, teşekkürlerimizi sunuyoruz Sayın Kısa. Değerli katılımcılar, şimdi sürdürülebilirlik ve Türkiye'de sürdürülebilirlik başlıkları ile ilgili değerli görüşlerini bizimle paylaşacak Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcımız Sayın Mehmet Fatih Kracır. Kendilerini sahneye davet ediyoruz efendim. Değerli katılımcılar, Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi vesilesiyle sizlerle bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Milletimiz geçmişten bugüne çevre konularına önem vermiş, yeşilin değerini her zaman bilmiştir. Osmanlı'nın çevre, şehir ve sokak temizliğine verdiği önemi gösteren yüzlerce arşiv belgesi mevcut. Kanuni Sultan Süleyman 1539'da çevre temizliği yasaknamesini hazırlamış ve bu belge dünyanın ilk en mükemmel çevre nizamnamesi olarak kabul edilmiştir. Dünyanın en çevreci camisi Ali Kuşçu Camii Şerifi, dünyanın en büyük LEED altın sertifikalı binası olan İstanbul Havalimanı Terminali'nde bulunuyor. Biz de bu şehirde, bu güzide şehirde İstanbul'da bu programı gerçekleştiriyoruz. Bu da hakikaten bizler için mutluluk verici. Değerli konuklar, küresel üretim ve ticaret geçtiğimiz yıl pandeminin etkisiyle son 100 yılın en büyük daralmalarından birini yaşadı. Salgın döneminde tüm dünyada adeta kepenkler indirilirken biz üretimi ve istihdamı sürdürmek için canla başla çalıştık. Sanayide çarkların durmaması için her türlü gayreti gösterdik. Ve hamdolsun bu emeklerimizin karşılığını da almaya başladık. Birleşmiş Milletler yatırım raporuna göre dünya ekonomisi %3,3, uluslararası ticaret %8,5 ve yatırımlar %35 daralırken Türkiye ekonomisi 2020 yılında %1,8 büyümeyi başardı ve bu sayede dünya genelinden ayrışan ekonomilerden biri oldu. Ülkemizin yıllık ihracatı hız kesmeden büyümeye devam ediyor. Son iki ayda ihracatımız tarihimizin en yüksek seviyelerine ulaştı. 215 milyar doların üzerine çıktı. Türkiye'miz 132 ülkenin yer aldığı küresel inovasyon endeksinde 10 basamak birden sıçrayarak 41. sıraya ulaştı. İnşallah önümüzdeki dönemde daha iyi noktalara da geldiğimizi hep birlikte görüyor olacağız. Değerli katılımcılar, salgın ve iklim değişikliğinin yol açtığı sonuçlarla yüzleştiğimiz bu günlerde küresel sistemin çözüm üretmeyen yapısının sürdürülebilir olmadığını hep birlikte daha net görmüş olduk. Dijital ve yeşil dönüşüm küresel gündemin merkezine oturdu. Bu bağlamda Avrupa Birliği 2019 yılında başladığı çalışmaları hızlandırdı ve sadece bir iklim politikası olarak değil, aynı zamanda ekonomik bir dönüşüm programı olarak kurguladığı Avrupa Yeşil Mutabakatı'nı ortaya koydu. Yaşanan bu gelişmeler Avrupa Birliği ile finansal, ticari ve siyasi ilişki içinde olan tüm ülkeleri yakından ilgilendiriyor. Geçtiğimiz ay Sayın Cumhurbaşkanımızın teşvikleriyle Paris İklim Anlaşması meclisimiz tarafından onaylandı ve Kasım ayı itibariyle yürürlüğe girmiş oldu. Bu anlaşma ülkemizin sürdürülebilirlik vizyonu, sürdürülebilirlik kalkınma politikaları ve stratejileri açısından büyük öneme sahip. Paris Anlaşması'na taraf ülke olarak 2053 yılına kadar sıfır karbon emisyonuna sahip olmayı hedefliyoruz. Bütün bakanlıkların iklim değişikliği konusunda tek eksende çalışmasını sağlayan diğer önemli bir belgede Ticaret Bakanlığımızın koordinasyonunda çalışmaları yürütülen Yeşil Mutabakat Eylem Planımız. Temmuz 2021'de yayımlanan bu plan ile ülkemizin daha sürdürülebilir, kaynakları daha verimli kullanan yeşil dönüşüm odaklı bir ekonomiye geçişini hedefliyoruz. Geçiş sürecinde de teşvik sistemimizi, ulusal standartlarımızı yeşil dönüşüm odaklı olarak revize edeceğiz. Sanayimizin, üretim altyapımızın yeşil dönüşümüne dönük çalışmalar bunlarla sınırlı değil. Bugüne kadar yaptıklarımıza bakacak olursak, dünyanın önde gelen otomobil üretim üstlerinden olan ülkemizde mobilite sektörümüzün yeşil dönüşümünde öncü rol üstlenmekte olduğunu görmekteyiz. Ford, geçtiğimiz günlerde Türkiye'deki fabrikasında elektrikli ticari araç ve akü üretimi için 2 milyar avroluk yatırımını duyurdu. Bu fabrikada Ford ve Volkswagen için elektrikli ticari araçların üretimi gerçekleşecek. Yine ülkemizin yerli ve milli otomobili, Türkiye'nin otomobili girişim grubu elektrikli otomobil olarak hayata geçecek. Projemiz son hızla devam ediyor. İnşallah 2022 sonunda seri üretime başlayacak. 2023 yılında da TOGG'u yollarımızda göreceğiz. Elektrikli araçların kullanımının yaygınlaşması için gerekli şarj altyapısını oluşturmanın da kritik öneme sahip olduğunu biliyoruz. Ülke genelinde kapsamlı şarj altyapısı oluşturulması için başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olmak üzere ekosistemin tüm paydaşlarının katkısıyla bir yol haritası hazırladık.
Bu plan kapsamında şarj altyapısının temelini oluşturacak teknik standartlar, mevzuat ve destek programlarının çerçevesini oluşturduk. Ülkemizde elektrikli otomobil projeleri ön plana çıkmakla birlikte son yıllarda elektrikli otobüs üretiminde de önemli kabiliyetler kazandık. Firmalarımız ürettikleri elektrikli ve otonom otobüsleri Avrupa'ya ihraç etme başarısı gösterdiler. Önümüzdeki dönemde ülkemizde üretilen elektrikli otobüslerin kullanımının yaygınlaşması için de bir teşvik mekanizması üzerinde çalışıyoruz. Sanayiden, üretimden bahsettiğimizde ülkemizde organize sanayi bölgelerimizin bütün bu sürecin odağında yer aldığını hatırlamalıyız. Sanayi bölgelerimizi daha çevreci hale getirmek için Yeşil Organize Sanayi Bölgeleri projesini hazırladık. Projenin uygulanması için Dünya Bankası'ndan 300 milyon dolar kaynak sağladık. Pilot olarak seçilen organize sanayi bölgelerinde endüstriyel simbiyoz olanakları, çevreci altyapı ve döngüsel ekonomi konularında çalışarak Yeşil OSB ulusal çerçevesinin ana hatlarını belirledik. Demir, çelik, çimento, seramik gibi yeşil dönüşümün öncelikli sektörlerine yönelik sektörel dönüşüm planlarını katılımcı bir anlayışla hazırlıyoruz. TÜBİTAK İşbirliği ile Yeşil Büyüme Teknoloji Yol Haritası çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Yeşil Büyüme Teknoloji Yol Haritası, sanayide yeşil üretimi artırmak için gerekli teknolojilerin belirlenmesi, belirlenecek teknololojilerin geliştirilmesi amacıyla ARGE çalışmalarının desteklenmesi, teknolojilerin yaygınlaştırılması ve transferine yönelik çalışmaların yapılması için önemli bir dayanak oluşturacak. Tabii bütün bu çalışmaların yanı sıra finansman da önemli bir konu. Bu çerçevede ulusal teşvik sistemimiz kapsamında sera gazı azaltımı çalışmalarını desteklemek amacıyla teşviklerimiz bulunuyor. Enerji verimliliği ve çevre duyarlılığı yüksek, yenilenebilir enerji teknolojilerine ve üretimine yönelik yatırımları hem genel teşvik sistemi hem de öncelikli yatırımlar kapsamında destekliyoruz. Teşvik politikamız kapsamında bölgesel teşvik programını uyguluyor, İller arasındaki gelişmişlik farkını azaltmak amacıyla illerin gelişmişlik seviyelerine göre yardım yoğunluklarını farklılaştırıyoruz. Seferber ettiğimiz ulusal kaynaklarımızın yanı sıra Avrupa Birliği katılım öncesi yardım aracı yani IPA çerçevesinde AB ile yürüttüğümüz mali işbirliklerini de önemli bir araç olarak görüyoruz. Bakanlığımızın IPA kapsamında yürüttüğü rekabetçi sektörler programı çerçevesinde yeşil enerji ve enerji verimliliği alanlarında kümelenmeyi ve farkındalığı artırma ve çeşitli sektörlerde karbon ayak izinin azaltılması gibi alanlarda hali hazırda pek çok projeyi hayata geçiriyoruz. 2014-2020 döneminde Avrupa Birliği politikaları uyarınca IPA süreci kapsamında tahsis edilen tüm bütçenin asgari %20'sinin iklim değişikliği ile ilintili aksiyonlar için kullandırılması gerekliydi. Bu bağlamda bakanlık olarak IPA fonlarının da katkısıyla KOBİ'leri çevre dostu ve enerji verimli strateji ve araçlarla desteklemek üzere toplam 12 milyon avroluk 3 projeyi destekledik. 2021-2027 dönemini içeren yeni dönemde de Paris Anlaşması amaçlarına uygun olarak toplam IPA kaynaklarının %18'lik kısmının iklimle ilgili aksiyonlara aktarılmasıyla birliğin bu alandaki çabalarına katkıda bulunulması öngörülmekte. Bu hedef, rekabetçilik ve kapsayıcı büyüme penceresi altındaki özel sektörün geliştirilmesi, ticaret, araştırma ve inovasyon tematik önceliğinden sorumlu olan bakanlığımızı da içerecek şekilde Türkiye'deki tüm bakanlıkların proje portföylerinin hazırlıklarında dikkate alınacak. İPA'nın yanı sıra Avrupa Birliği'nin 2021-2027 döneminde uygulayacağı ve ülkemizin de katılım sağlayabileceği birlik programları kapsamında yeşil ve dijital dönüşüm için gereken yatırımlar desteklenebilecek. Bu çerçevede ülkemizde koordinasyonu TÜBİTAK tarafından yürütülecek olan 94 milyar avro bütçeli Ufuk Avrupa programı büyük oranda Avrupa Yeşil Mutabakatı ile uyumlu projeleri destekleyecek. Firmalarımızın Avrupa Birliği başta olmak üzere uluslararası finansman mekanizmalarına azami ölçüde erişebiliyor olması çok çok önemli. Dolayısıyla bakanlık olarak ülkemizin birlik programlarına katılımı ve IPA fonlarının sanayimizin yeşil dönüşümüne katkı sağlayacak projelerde kullanım için gerekli çalışmaları sürdürüyoruz. Saygıdeğer katılımcılar, ülkemizin sürdürülebilir kalkınma politikalarının hayata geçirilmesinde gündemimizin üst sıralarında yer alan bir diğer konu bu hususlarda nitelikli insan kaynağımızı oluşturmak. Bu doğrultuda bakanlık olarak yine çeşitli destekler sunuyoruz. TÜBİTAK Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı ve TÜBİTAK Ulusal Lider Araştırmacı Programı kapsamında yeşil teknolojilerin geliştirilmesine katkı sağlayacak bilim insanlarımızı destekliyoruz. Bu programlar ile MIT, Stanford, Harvard gibi dünyanın en iyi üniversitelerinden araştırmacılar Türkiye'ye dönmüştür. Yalnızca ulusal değil, uluslararası alanda faaliyet gösteren bilim insanlarının çalışmalarına katkı sunuyoruz.
Arazi ve ekosistem geçişi için gerekli olan yenilikçi çözümlere yönelik Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli Araştırma Ekibi ile 2007 Nobel Barış Ödülünü alan ve alanında önde gelen bir araştırmacı olan Profesör Eric Jepson ülkemizde çalışmalarını sürdürmekte. Uluslararası Lider Araştırmacı Programı'yla TÜBİTAK desteğiyle çalışmalarını ülkemize taşıyan diğer bilim insanlarını da burada zikretmek istiyorum. Doktor Sinan Küfeoğlu, yenilenebilir enerji alanında yurt dışında sürdürdüğü çalışmaları ülkemize taşıdı. Doçent Doktor Balad Yusaf, su kirliliği ve kontrolü alanında çalışmalarını ülkemizde devam ettiriyor. Yine Sentil Retinam'da katı atık yönetimi ile ilgili çalışmalarını ülkemizde sürdürüyor. TÜBİTAK destekleriyle yurt dışında çalışmalarını yürüten bilim insanlarımızın ülkemize dönüşünü teşvik ediyor ve tersine beyin göçünü gerçekleştirmeye gayret ediyoruz. Yine bu kapsamda Ulusal Lider Araştırmacı Programı'yla pek çok bilim insanımız ülkemize dönerek iklim ve çevre konusundaki çalışmalarını da sürdürüyor. Örneğin Doçent Mehmet Ilıcak, Güney Avrupa ve Akdeniz'deki yerel dinamiklere odaklı ve küresel ölçekli modellemeler ile birleşik olan iklim değişikliği modelini ülkemizdeki araştırmalarıyla gerçekleştiriyor. Yine Doktor Seçkin Akın, yenilenebilir enerji alanında çalışmalarını sürdürüyor. Doktor Emel Topuz, yine TÜBİTAK destekleriyle atık yönetimine yönelik projelerini ülkemizde sürdürüyor. Misyon odaklı çalışan, teknoloji ve insan kaynağı geliştiren, yeni girişimlerin önünü açan merkezlere de önem veriyoruz. Ekim 2010'da araştırma altyapılarımız arasına katılan ODTÜ Günam, bugün güneş enerjisi ve uygulamaları hakkında çeşitli çalışmalar yürüten, uluslararası öncü çalışmalara imza atan araştırma merkezlerinden biri haline geldi. Gerek teknik, gerek de beşeri kapasitesiyle bugün dünyada sayılı fotovoltaik teknoloji araştırma merkezleri arasında yer alıyor. Amacımız bu merkezimizi ARGE faaliyetlerinin gerçekleştirildiği Ulusal Güneş Enerjisi Enstitüsü haline getirmekten çok daha ötesinde. Burada geliştirilen ürün, teknoloji ve proseslerin ülkemizde güneş enerjisiyle çalışan santrallere uygulanması en önemli arzumuz. Değerli misafirler, ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedefleri açısından iklim değişikliği ve çevre sorunlarıyla mücadelede bakanlığımızın gerçekleştirdiği çalışmalardan bahsetmeye gayret ettim. Tüm bu çalışmalarla sanayimizi ve tüm ekonomimizi çok daha yeşil bir forma kavuşturacağız. Sözlerime son verirken, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini bertaraf etmek amacıyla ortaya konan gerek Avrupa Yeşil Mutabakatı'nı, gerekse diğer uluslararası inisiyatifleri küresel olarak daha düşük karbonlu bir üretim ve tüketim tarzını benimsemek anlamında bir fırsat olarak değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Hepimiz biliyoruz ki büyük dönüşümler büyük fırsatları beraberinde getiriyor. Yeni ekonomik düzende iklim meselesini bir kriz olmaktan çıkarıp adımlarımızı buna göre atmamız halinde geleceğin dünyasında ekonomik ve teknolojik olarak öne çıkacağımızı bir kez daha vurgulamak isterim. Ülkemiz ekonomik gücü ve insan kaynağı itibariyle bu atılımı yapacak kapasiteye sahiptir. Beraber çalışarak Türkiye'yi değişimin öncü ülkelerinden biri yapabiliriz. Hepinize tekrar teşekkür ediyor. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağlıcakla kalınız. Sayın Kacır, çok teşekkür ediyoruz değerli paylaşımlarınız için. Ve şimdi de sürdürülebilirlikte yol haritasına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı Borçlanma Genel Müdürü Sayın Mustafa Turan'ı dinleyeceğiz efendim. Buyurun efendim, sahne sizin. Değerli Azürü, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sürdürülebilirlik konusunda konuşma yapmaktan dolayı çok memnunum. Özellikle bugün Sermaye Piyasaları Kongresi'nin ana temalarından birinin sürdürülebilirlik olarak seçilmesinin de çok zamanlı ve doğru olduğunu düşünüyorum. Bu kapsamda burada birlik başkanımızı ve bütün ekibi tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Şimdi öncelikle iklim değişikliğinin getirdiği risklerin büyüklüğü ve kapsamı gün geçtikçe daha ciddi seviyelere çıkıyor arkadaşlar. Bu yüzden de malumunuz son dönemde gittikçe hayatımıza daha fazla yer alıyor. Seller, yangınlar, kuraklık vesaire hayatın her alanında iklim değişikliğiyle mücadele bir önem arz etmeye başladı. Malumunuz 2019 yılında Avrupa Yeşil Mutabakatı yayınlandı. Bunun önemli bir unsuru da sınırda karbon düzenlemesi. Sayın Bakan Yardımcımız bahsetmeye çalıştı.
bunlar bizim için önemli riskler ilaveten de fırsatlar getiriyor. Malumunuz sınırda karbon düzenlemesi eğer adapte olamazsak bizim için ilave vergi ve dış ticaret kısıtlamaları getirecek bir alan. Bunun da tabii ekonomimize özellikle ihracatta atılım içerisinde olduğumuz bir dönemde ne kadar olumsuz sonuçlar olacağı vaka. İlaveten bunun yanı sıra son dönemde de dikkat çekici bir şekilde sürdürülebilirlik konseptini içselleştiren uygulamalar görüyoruz. 2-3 yıl öncesine kadar, birkaç yıl öncesine kadar sürdürülebilirlik kavramını görece lüks ve işin pazarlama boyutu olarak algılayan bir dünya vardı. Ama bu çok değişti arkadaşlar. Şu an tam tersine sürdürülebilirlik kavramı iş modellerinin olmazsa olmazı haline gelmiş durumda. Sürdürülebilir finansın da aynı şekilde finans alanında olmazsa olmaz hale geldiği bir dönemden geçiyoruz. Birazdan birkaç rakamla bu argümanımı destekleyeceğim. Dolayısıyla birkaç yıl öncesine kadar algılanan sürdürülebilirlikle tabirimi maruz görün, hani bir pastanın üstündeki çilek gibi görülüyordu. Artık sürdürülebilirlik kavramı pastanın kendisi oluyor arkadaşlar. Buna dikkatinizi çekmek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti devlet olarak tabii biz bu konuda çok ciddi çalışmalarımız var. Malumunuz bu sene Mart ayında açıkladığımız reform programında sürdürülebilirlik konusunda birçok eylem planımızı açıkladık. Memnuniyetle ifade etmek isterim ki bu eylem planlarının önemli bir kısmını da hayata geçirmiş durumdayız. Önemli bir adım da hazinemizin yapacağı tahvil çerçeve programıydı. Birazdan onlara da ilgili detay vermek istiyorum. Malumunuz Yeşil Mutabakat Eylem Planı'na çıkıldı Temmuz ayında bu sene. Bu plan ülkemizin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu alandaki yol haritasını açıklıyor arkadaşlar. Malumunuz Ekim ayında da Paris Anlaşması meclisimizde onaylandı ve 2053 yılı sıfır karbon hedefi açıklaması yapıldı. Bunlar önemli kilometre taşları. Dolayısıyla 2021 yılı tarihsel olarak da Türkiye'nin sürdürülebilirlik alanında somut adımlar attığı bir yıl oldu arkadaşlar. Şimdi malum bizim 2053 vizyonu çok agresif bir şekilde sıfır karbon hedefliyor. Bu vizyona ulaşma noktasında reel sektör kadar finans sektörünün de desteği ve dönüşümü gerekiyor. Biraz önce de bahsettiğim gibi sürdürülebilirlik konseptini bir içselleştirmiş bir finans sektörü gerek kendisi ve kendi paydaşlarına gerekse reel sektöre çok daha büyük katmalar yaratacaktır arkadaşlar. Değerli hazirun, şimdi birkaç rakamla bu argümanlarımı desteklemek istiyorum. 2021 yılı Eylül itibarıyla ESG olarak adlandırdığımız çevresel, sosyal ve yönetişim olarak Türkçeleştirmeye çalıştığımız piyasalarda bu alanda yatırım yapan, spesifik olan ESG fonlarının büyüklüğü 2021 Eylül itibariyle 2.3 trilyon dolara ulaştı arkadaşlar. Burada bu yatırımların yaklaşık yarısı yeşil tahvillerden oluşuyor bu fonlarda. Dünyada ESG compatible tahvil stoğuysa 2.1 trilyon dolara geldi. Sadece bu yıl 700 milyar doların üzerine bir ihraç söz konusu. Şu an year to date bu yıl dünyada yapılan tahvil ihraçlarının takriben 1/4 ESG formatında yapılıyor. Bu rakamlar inanılmaz bir hızlı büyümeyi gösteriyor. Önümüzdeki dönemde daha da hızlı büyümesini bekliyoruz. Dolayısıyla sürdürülebilirlik kavramı finans dünyasının artık olmazsa olmazı haline geldi. Şimdi peki Türkiye olarak biz neredeyiz? Neler yapıyoruz? Öncelikle devletimizin bu noktada bütüncel bir yaklaşım izlediğini söyleyebilirim. Son dönemde bayağı gelişmeler oldu. Kısaca özetlemek gerekirse karbon emisyon hesaplama ve doğrulama altyapısı kurulması konusunda bir taksonomi çalışması yürüyor arkadaşlar. Bu noktada ortak standartlar belirlenmesi sürdürülebilirlik konseptinin ana çekirdek noktası.
Biz de bunu Temmuz ayında yayınlanan Yeşil Mutabakat Eylem Planı'nda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı eylemi olarak açıkladık ve mevzuat hazırlıkları başlatıldı. Bu çok kapsamlı bir çalışma arkadaşlar, ama taksonomi çalışmaları bittikten sonra reel sektörün her alanında etkileri daha net bir şekilde görülecek. Yeşil finansmana erişimin arttırılması noktasında Sayın Bakanımız bazı yorumlarda bulundu malumunuz. Sermaye Piyasası Başkanımız da yaptıklarıyla ilgili anlattı. Çok detaya girmeyeceğim ama bir rehber taslağı yayınlandı sermaye piyasasına yönelik. Burada banka dışı ihraççıların da sürdürülebilir tahvil piyasasına gelmesi hedefleniyor. Bu noktada aslında Türkiye görece iyi bir örnek. 2016 yılından beri bankalarımızın öncülüğünde ESG tahvil ihraçları var arkadaşlar. Burada geldiğimiz noktada 4 milyar dolar civarı bir toplam ihraç rakamından söz ediyoruz. Ve yaklaşık 5 yıldır ihraçlar geliyor. Örneklerini işte biliyorsunuz TSKB ile başladı. Vakıf Bank, Ziraat Bankası gibi diğer kurumlarla devam etti. Bazı finans dışı ihraççılarımızı gördük özellikle bu yıl. Bizi de çok memnun eden ihraççılar gördük. Arçelik, Aydem Enerji gibi. 4 milyar dolarlık rakam küçümsenecek bir rakam değil. Önümüzdeki dönemde daha da hızlanmasını bekliyoruz. Bakanlık olarak biz ne yaptık? Geçtiğimiz hafta Cuma günü internet sitemizde Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi'nin ESG Tahvil Framework dokümanını yayınladık arkadaşlar. Bu önemli bir doküman. Hazırlıkları bir yıldan uzun süredir sürüyor. Artık Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi olarak yurt dışı tahvil ihraçlarımızla gerek yeşil, gerek sosyal, gerekse hibrit format dediğimiz sürdürülebilir tahvil ihraçlarını yapabilecek bir çerçeve dokümanımız hazırlandı. İlaveten bu alanda dünyadaki en büyük firmalardan olan Sustainalytics firması tarafından second party opinionlarımızı aldık. Bunu da yine internet sitemizde yayınladık. Bunu da bulabilirsiniz. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi yurt dışından Eurobond ihraçlarını sürdürülebilir çerçeve içerisinde yapacak bir hale kavuştu. Bu önemli bir adımdır. Bizim bu adımı atmış olmamız ülkemizdeki diğer ihraççılara örnek olmasını umuyoruz, bekliyoruz, hedefliyoruz ve bunu açıkçası destekliyoruz. Bu noktada söz konusu dokümanları incelemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Çünkü bu sürdürülebilir tahvil çerçevesi anlamında ciddi, bilgilendirici ve yapmak istediklerimizi anlatıcı önemli bir politika çerçeve dokümanıdır. Second Party Opinion'ları alınmış, küresel ölçekte de en iyi uygulamalardan biri olan bir doküman olması hasebiyle de gerek sermaye piyasası paydaşları gerekse potansiyel ihraçlar için önemli bir gösterge olduğunu düşünüyoruz. Hayırlı olmasını diliyorum. Bu noktada da 2021 yılının önemli bir yıl olduğundan bahsetmiştim. ESG programımızı çıkardık. İlaveten de malumunuz başta Avrupa Birliği olmak üzere yeşil dönüşüm noktasında ciddi kredi paketleri ve hibeler var. Bu noktada da en son yaklaşık 3 milyar dolarlık bir paket anlaşması yapıldı. İlaveten son yıllarda başta Dünya Bankası olmak üzere Avrupa Yatırım Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve diğer IFI'lar, çok taraflı kalkınma bankalarının yeşil dönüşüm odaklı kredileri yoğunlaştığını görüyoruz. Önümüzdeki dönemde bu daha da artarak gelecek ve karbon ayak izini düşüremeyen endüstriler, karbon emisyonunu arttırıcı yeni yatırımların finansmanının gittikçe zorlaştığı bir dünyaya doğru evriliyoruz. Bu noktada tekrar söylüyorum, belki bu konferansın ilk yapıldığı yıl bu görüşmeyi, konuşmayı yapıyor olsaydık, sürdürülebilirlik konseptinin daha yeni bir konsept olduğunu konuşuyorduk. Ama bugün artık finansın da reel ekonominin de ayrılmaz bir parçası haline geldi. Supply chain'lerde sürdürülebilirliğe saygılı olmayan firmaların yeri yok. Bugün
Çin'de üretilen, belli bölgelerin üretilen pamuklardan yapılmış tekstil ürünlerini ticaretini yapmak istemeyen Avrupalı firmalar, bunları satın almak istemeyen tüketicilerle karşı karşıya bir dünyadayız. Dolayısıyla bütün iş yapış metotları sürdürülebilirlik ekseninde evrilmek zorunda. Finans sektörü de diğer birçok alanda olduğu gibi ülkemizde umarım bu alanda da öncülük yapacak. Şu ana kadar oldukça güzel örnekler var. Ümit ediyorum ki konu sadece yurt dışında yabancı para tahvil ihracında kalmaz. Sürdürülebilirlik raporlaması, faaliyet raporlarıyla birleştirilmiş entegre raporlaması bütün sektörlere yayılır. İlaveten de Sermaye Piyasası Kurumumuzun öncülük ettiği rehber ve diğer düzenlemeler akabinde Türkiye'mizde yurt içi piyasadaki borçlanma ürünlerinde de sürdürülebilirlik önemli bir yer tutmaya başlar. Ben şahsen buna inanıyorum. Dünyanın bu tarafa evrildiğine artık hiçbir şüphe yok. Türkiye her alanda olduğu gibi bu alanda da hızlı adapte olarak bu küresel rekabet ortamında yer kazanabilir diye düşünüyorum.